Aslında ne görürdü insan ileriye baktığında? Geçmişi mi, geleceği mi? Ne görürdü etrafına baktığında? Cenneti mi, cehennemi mi? Herkes her şeyi aynı şekilde mi görürdü? Yoksa renk körü gibi, kalp körü, sevgi körü, huzur körü de var mıydı? Karşısına kendisinden daha iyi biri çıktığında ne görürdü insan? Ondaki fazlalıkları mı, kendindeki eksiklikleri mi? Birinin eksik yanlarını haykırırken yüzüne, haykırdıkları karşısındakinin eksikleri mi, yoksa kendi eksikleri miydi? Ne görürdü insan baktığında dünyaya? Şükür müydü gördüğü, eziyet mi? İnsan hep olmak istediği şey için uğraşıp durur bir ömür. Olmak istediği yere ulaşır ya da ulaşamaz ama insan ne olmak istemiyorsa ona dönüşür yıllar geçtikçe. Çünkü ömür uzun bir yoldur ve hep eksik yanlarımıza öykünürüz bu yolda. Hangi taraftaki lastiğin havası inikse o tarafa çeker kullandığımız araç. Hangi bacağımız aksıyorsa onun üzerine doğru eğiliriz yürürken. Saklayamayız ne kendimizden ne de başkasından aksak ve eksik yanlarımızı. Sınanmamız için başka insanlar sokulur hayatımıza. Peki sınanmamız için gönderilmiş olanları kim sınar? Onların sınanmaları için de başkaları mı gelir? Sürekli birbirini sınar insanoğlu. Dost olur, düşman olur. Zengin olur, fakir olur. Savaşır, barışır, küser, darılır, kavgaya karışır. Kandırır, kandırılır. Üzer, ezer, rencide eder, edilir. Hep birbirinedir insanların yaptığı. Birine cehennemi yaşatmakta üstüne yoktur insanoğlunun. Ama hayatı cennete çevirmek çok zor gelir. Çünkü her insanın kulağına acımasız bir ses şu sözleri fısıldar. Cehennem herkes için, cennetse sadece bir kişilik. Bu sese aldanır insanoğlu ve bir kişilik cenneti için cehenneme çevirir herkesin hayatını.